Tam bir yıl önce neredeyse Karabağ'ın özgürlüğü için çok uzun yıllardır verilen mücadelede muzaffer olduk çok şükür. Ben ve ailem de Karabağ deyince bu topraklardan Türkiye'ye geçmiş bir aile ve bu yurdun öz evladı olarak inanın geçtiğimiz yılda şu anda da içim inanılmaz bir coşkuyla ve Tanrı'nın bize bahşettiği bu Türklük şuuruyla dolu açıkçası. O yüzden burası benim öz memleketim her şeyden önce. Burada bu vesileyle de olsa bulunmaktan çok mutluyum. Azerbaycan benim öz memleketimdir. Azerbaycan Türkleri buraya aittir. Bir yıl önce Qarabağda torpaqlarımızın işğaldan azad olunması için başladılan mücadeleni ben yüreğimle hissettim ve içimdeki bu sevgiyle emin oldum ki biz bu torpaqların evladıyıq ve çok şükür ki Qarabağ için başlattığımız mücadelede müzaffer olduk. Bu barada Kanal 13 müsahibəsində Türkiye'nin Kayseri şehrinde yaşayan Azerbaycan əsirli həkim Fəridə Hande Gəmici bildirib. Öncelikle kanalımızın ve Azerbaycan'ın, Can Azerbaycan'ın bütün izleyenlerini sevgiyle, hürmetle selamlamak istiyorum. Feride Hande Gemici ben. Türkiye Kayseri'den katılmak üzere Bakü'de bulunuyoruz bugün. Bulunma amacımız, biz Türkiye'de hizmet veren bir özel sağlık kuruluşu olarak Azerbaycan'daki can kardeşlerimizin sağlık hizmetlerinin bir kısmını Türkiye'de vermeye talibiz. Bir kadın hastalıkları doğum hastanesi ve tüp bebek merkezi olarak Azerbaycan'dan gelecek can kardeşlerimizi ağırlamak için ve bu hizmetlerimizi burada sizlerin huzurunda tanıtmak için varız öncelikle. Ben burada hem kurumum adına hem kendi adıma bulunmaktan çok mutluyum ama şuna da ayrıca değinmek isterim. Bugün tam bir yıl önce neredeyse Karabağ'ın özgürlüğü için çok uzun yıllardır verilen mücadelede muzaffer olduk. Çok şükür. Ben ve ailem de Karabağ deyince bu topraklardan Türkiye'ye geçmiş bir aile ve bu yurdun öz evladı olarak inanın geçtiğimiz yılda şu anda da içim inanılmaz bir coşkuyla ve Tanrı'nın bize bahşettiği bu Türklük şuuruyla dolu açıkçası. O yüzden burası benim öz memleketim her şeyden önce. Burada bu vesileyle de olsa bulunmaktan çok mutluyum. Tam bundan bir yıl önce Türkiye'de bir tatil esnasında sabah uyandım ve inanın şöyle eşime ifade ettim. Dedim bizim topraklarda bir şey oluyor, bir şey oldu. Kendisi hani nereden çıktı bu derken haberlere baktığımda Karabağ'daki bu mücadeleyi ve bu mücadelenin başladığını görmüştüm. İnanın dedim ki o gün evet. Dedem, babaannem hep anlatıyor bu topraklardan geldiğimiz ama ben bugün anladım ki içimdeki bu sevgiyle bu irtibata nail oldu. Demek ki gerçekten biz bu topraklardan geldik diye. O yüzden biz buraya aitiz. Azerbaycan Türkleri Türkiye'ye ait. Çok teşekkür ediyorum buradaki misafirperverliğinizden ötürü de. Zaten başka türlü olması beklenemez. Burası bizim tabii ki öz yurdumuz. Bütün hastalarımızı, kıymetli dostlarımızı Kayseri'ye, Türkiye'ye bekliyoruz. Herkesi de sevgiyle selamlıyorum ben. Şu anda benim için önemi zaten tartışılmaz. Ay yıldızımız ve Azerbaycan, Can Azerbaycan'ın bayrağı ama Karabağ'da geçtiğimiz sene bir bağımsızlık mücadelesi verilirken ben evimde Azerbaycan bayrağını açtığımda 5 yaşındaki oğlum anne Azerbaycan bayrağı ne oluyor, bir şey mi oldu dediğinde oğluma öncelikle Azerbaycan ve Türk bayrağının neden hep yan yana olduğunun önemini ve Azerbaycan'da yaşanan, Karabağ'da yaşanan kurtuluş mücadelesini anlatmıştım. Ve benim oğlum için şu anda, her iki oğlum için de evin her tarafında Azerbaycan bayrakları var. Anne Azerbaycan'da, Karabağ'da savaş bitti mi? Gittiğinde bize yine bayrak getirecek misin diye. Böyle aramızda hoş hikayelerle dolu, yine bahsettiğim bu Türklük şuuruyla dolu bir hafıza yaratmaya çalışıyorum onlar için de. O yüzden bu her iki bayrağın da gölgesi üzerimizden eksilmesin inşallah. Buradan bu topraklardanız dediniz. Biraz o detayı açabilir miyiz evet, lütfen? Evet, çok çok tabii ki seve seve açıyorum. Benim
Babamın dedesi çok küçükken Karabağ, Gence, Gökçe bölgesinden Ağrı'ya geçmişler. Bu yaşanan ne yazık ki geçmişte Türklerin terk edilmeye zorlanmasıyla beraber o topraklardaki sıkıntılar sebebiyle ailem Ağrı'ya yerleşmiş. Ağrı'ya yerleştikten sonra da yaşamımızı Türkiye topraklarında geçirmeye başlamışız. Bizim evimizde çocukluğumuzdan beri Azerbaycan türküleri, Azerbaycan Türkçesi konuşulur. Özellikle dedem ve babaannem tarafından. Hangel bizim için çocukluğundan beri mesela benim en sevdiğim ve şu anda da bir anne olarak evlatlarıma sürekli yaptığım bir yemek. Ve bunun gibi örneğin ayran aşı diyoruz biz daha çok. Şimdi bizim Türkiye'de yoğurt çorbası diyorlar ama onun biraz daha soğuk ayran aşı burada yapılan şekli. Velhasıl bu bizim bu topraklardaki yaşamın temeli zaten ben ve ailemin Türkiye'deki yaşamına da tesir etti. Ben de bir gerçekten bu topraklara ait bir Türk kızı olarak Türkiye'de bu güzelliği temsil etmekten çok mutluyum. Zaten genel olarak yüz ifademi de görenler işte kökenimizi anlatmaya çok meraklıyımdır. Ben evet zaten çok Azerbaycan Türklerine oraya benziyorsunuz. Onlardan olduğumuz çok belli derler. O yüzden özümüzü hiç kaybetmedik. Biz Türklük şuuruna erişmiş insanlar olarak da bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Tabii ki bu hiçbir şekilde ırkçılık bir yere çekmek değil. Biz Türklüğümüzü ve bu şuuru çok seviyoruz. Bu geleneklerimizi de yavrularımıza, çocuklarımıza aksettirerek yaşatacağız. Bu sizin ilk Azerbaycan'a seferin. Bu benim Azerbaycan'a ilk seferim. Evet, çok uzun yıllar istedim ancak kısmet olmadı. Hayat koşulları bu ilk seferim. İnşallah Karabağ'daki yerleşimin tam olarak sıkıntılardan arınması ile beraber de ilk ziyarette öz topraklarımı da ayrıca ziyaret etmek istiyorum. İnşallah. Allah arzunuza inşallah sizi kavuştursun. İnşallah. Bir daha teşekkür ederiz. Karabağ'da görüşmek üzere. Görüşmek üzere inşallah Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ediyorum.